Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte alınabilecek 90 FPS en iyi telefonları inceleyeceğiz. Oyunlarda size 90 FPS'i kesin bir şekilde verecek. Bunun dışında fiyat performans olarak düşük bütçeye alınabilecek oyun telefonlarını da önereceğim. Fakat şurada gördüğünüz gibi sizin sayenizde aldığım YouTube plaketi için herkese çok çok teşekkür ederim. Bunlar benim sayemde değil beni desteklediğiniz için sizin sayenizde oldu. O yüzden dolayı gerçekten size çok fazla teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Videoda hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi telefonlarımızdan başlayacağız. Fakat bazıların fiyatı yüksek bazıları tam fiyat performans oldu. İlk sağacaklarım 90 FPS olanlar çoğu maalesef ki yüksek fiyatta olacak. Ama yurt dışı kısmında ya da ikinci el kısmında gerçekten bu telefonları alabiliyorsunuz. Şimdi 90 FPS veren en uygun telefonumuzdan başlamak gerekirse Mi 10T telefonumuzda başlamak istiyorum. Bu telefonu ikinci el kısmında gerçekten çok fazla uygun alabiliyorsunuz. Bunun dışında yurt dışı kısmında uyguna gelirken telefonumuzun ekranı IPS LCD ve 144 Hz olarak geliyor. Bunun dışında ekranın kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Artı olarak da 5000 amper bataryasını 33 wattla şarj edebilirken kamera kısmı çok üst düzey bir şey beklemeyin. Gündüzleri işinizi der fakat gece geldiğimiz zaman çok kötü olacaktır. Asıl önemli kısma geçtiğimiz zaman işlemci kısmında Snapdragon'un 865 işlemcisi var. Antutu V9 puanla baktığımız zaman 660 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları da düşük yerlerde 90 FPS'te orta yerlerde GFX Tool gibi programları zorlarsanız yine 90 FPS'i alabileceksinizdir. Diğer bir telefonumuza geldiğimiz zaman Poco X4 GT. Poco X4 GT'ye baktığımız zaman bu telefonda da 144 Hz desteği var. Ayrıca ekranı yine IPS LCD ve bir tık kaliteli bir ekranla giriyor. Bunun dışında 5000 mAh bataryasını 67 W ile birlikte daha hızlı bir şekilde şarj edebilirken kamera kısmında yine aynısını söyleyeceğim. Çok üst düzey bir şey beklemeyin. İşinizi orta düzeyde halledecektir. Artı olarak da işlemci kısmına geçtiğimiz zaman burada Mediatek'in Dimensity 8100 işlemcisi var. Bu işlemciye de baktığımız zaman Antutu V9 kısmında 750 bin puanları alabiliyor. Yine rahat bir şekilde bütün oyunları oynatacaktır ve 90 FPS'i de yine bu telefon verebiliyor. Diğer bir telefonumuz Xiaomi 11T. Xiaomi 11T de 15.000 TL'ye satılıyor. Sıfır olarak X4 GT de 15.000 TL satılıyor. Ama dediğim gibi bunları ikinci el kısımda ve yurt dışı kısımda daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. 15.000 TL satılan 11T'de 120 Hz ekran AMOLED desteği var ve biraz kaliteli olduğunu söyleyebilirim. 5000 mAh bataryasını 67 Watt'la birlikte şarj edebilirken maalesef ki kamerası gündüzleri işinizi idare edecektir. Hem ön tarafta hem de arka tarafta. Fakat geceye geldiğiniz zaman çok yüksek performans beklemeyin. İşlem kısımda ise Meditek'in Dimensity 1200 işlemcisi var ve bu işlemcinin de gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Antutu V9 kısmında 700 bin puanları alabiliyor. 90 FPS'i düşük ayarlarda yine bu telefon verebiliyor. Bunun yanında diğer bir telefonumuz ise Xiaomi 12T. Xiaomi 12T'de bütün özellikler dengelenmiş bir şekilde geliyor. Fiyatı 20 bin TL fakat ikinci el veya yurt dışı kısımda fiyatı 10 bin, 15 bin TL bantlarına kadar düşebiliyor. Şimdi bu telefona baktığımız zaman ekranı AMOLED 120 Hz'i destekliyor ve kaliteli bir ekranla geliyor. Batarya aslında 5000 amper bataryasını 120 wattla birlikte şarj edebilirken Kamera kısmında bir tık başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hem arka tarafta hem de tarafta bir tık başarılı ve üst desteği de bulunduğu için titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. işlemci kısmında ise Mediatek'in Dimensity 8100 işlemcisi var. Yine 90 FPS verecektir. Ayrıca Antutu ve 9 kısmında 850 bin puanları alabiliyor. Bütün oyunları rahat bir şekilde yüksek ayarlarda 60 FPS de oynatabiliyor hem de PUBG'yi 90 FPS de direkt kendi ayarları ile birlikte buradaki saydığım bütün telefonlar dahil oynatabiliyor. Diğer bir telefonumuza geldiğimiz zaman Poco F5. Poco F5'de ise ekran Amoled 120 MHz olarak geliyor. Kamera kısmında diğer kameralara göre bir tık iyi olduğunu söyleyebilirim ama çok üst düzey performans vermiyor. 12T'nin gerisinde kalıyor. Batarya kısmında 5000 mAh bataryasının 67 Watt birlikte şarj ederken işlemci kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemcisi ile birlikte geliyor. Antivirus 9 kısmında 950 bin puanları alabiliyor. Bununla birlikte 90 FPS'i bu telefonda yine alabiliyorsunuz. Şimdiki buraya kadar saydığım bütün telefonlar 90 FPS veriyordu ve bundan sonraki sayacağım telefonlar fiyat performans ve alınabilecek en mantıklı cihazlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle Samsung Galaxy S23 Fan Edition var. Bu telefonun bütün özellikleri gerçekten güzel. Özellikle kamera kısmında gerçekten güzel bir performans veriyor. İşlemci kısmında ise Samsung'un Exynos 2200 işlemcisi var. Antutu V9 kısmında bin puanlar alabiliyor. Eğer ki her şey ortalama bir şekilde olsun diyorsanız, 90 FPS vermesin diyorsanız S23 Fan Edition'ı alabilirsiniz. Bunun yanında 13.000 TL bantlarında gerçekten güzel bir telefon istiyorsanız ve işlemcisi güzel bir telefon arıyorsanız Burada Poke F4'ü alabilirsiniz Ya da Poke F4 yerine Samsung Galaxy S20 Fan Edition var Bunun da alabilirsiniz ama Poke F4 daha mantıklı eğer ki oynayacaksınız Ortalama olarak her şey iyi olsun diyorsanız Yani kamera kısmı da iyi olsun diyorsanız S20 Fan Edition'ı da alabilirsiniz onda fiyatına baktığımız zaman şu an 11.550 Bunu da alabilirsiniz dediğim gibi Onda Snapdragon 865 var Ve AnTuTu V9 puanına baktığımız zaman 652.000 Burada Poke F4'e geldiğimiz zaman da Onun da AnTuTu V9 puanına baktığımız zaman Burada Snapdragon 870 işlemcisi ile birlikte 680 bin puanları alabiliyor. Snapdragon 870, Snapdragon 865'e göre biraz daha iyi ama dediğim gibi F4'ü almanız burada daha mantıklı olacaktır. 10.000 TL bantlarında ise Snapdragon 865'li bir işlemci isterseniz Poco F2 Pro da var. Fakat F2 Pro yerine bence S20 Fan Edition'ı almanız daha mantıklı. Yani biraz daha fazla verin. O telefon alın çünkü kamera kısmında biraz daha iyi S20 Fan Edition. Fakat bu telefonun kamerasının iyi olduğunu söyleyemem. Ayrıca Snapdragon 865 işlemcisi var bu telefonda da. Bunun da anti V9 puanına baktığınız zaman 650 bin puanlar alabiliyor. Düşük seviyede güzel bir oyuncu telefonu istiyorsanız yani 6000 TL'ye güzel bir oyuncu telefonu istiyorsanız bu telefonu da tercih edebilirsiniz. Bakın bu telefonda tam size göre olacak. Çünkü ekranımız 90 Hz, bataryası 6000 mAh. Ayrıca IPS LCD ekranı var. Fakat kamera kısmında çok bir şey beklemeyin. Izo JN1 kamera sensörü var. Çok üst düzey performans vermeyecektir. Bunun dışında işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Samsung'un Exynos 1330 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu telefon Samsung'un M14 5G modeli 6000 TL satılıyor. 6 V9 puanına baktığımız zaman 370-380 bin puanlar alabiliyor. 10 bin TL'lik telefonlar daha bu puanlara kolay kolay ulaşamazken bu telefonla birlikte güzel bir şekilde orta yerlerde 30 FPS'te oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabileceksinizdir. Artı olarak da Samsung Galaxy A34 12 Pro 5G var fakat bunlar tam olarak oyuncu telefonları değil. Hani F2 Pro, s 20 Fan Edition ya da burada Poco F4'ü de seçebilirsiniz. Ya da her şey ortalama olsun diyorsanız yani kamera işlem işlemci, batarya vesaire hepsi ortalama olsun diyorsanız, hepsi birbirini dengelemesini istiyorsanız a ya da 12 Pro 5G de alabilirsiniz. Ya da gidip de oyun için istiyorsanız oyun şu telefon olarak saydığım diğer cihazları da alabilirsiniz. Bu telefonların hangisini alacağınızı bilmiyorum. Ama alacağınız telefon için şunu söyleyeyim. Öncelikle sıfırına bakın. Sıfır fiyatı yüksekse kesinlikle almayın. İkinci el kısmına güzel bir şekilde bakın. Eğer ki uygun fiyatlı bir telefon varsa alınabilir. Yurt dışı kısmına da bakabilirsiniz. yurtdışı dışı kısmından da uygun fiyatlı olarak yine bulabilirsiniz. Yani yani çoğu saydığım Xiaomi telefonu burada iğmeye atılıyor. Bundan da haberiniz olsun. Gidip de bunları yurt dışı olarak da rahat bir şekilde alabilirsiniz. Poco F5'e kadar olan bütün telefonlar 90 FPS verecektir. Diğer saydıklarım da alternatif olarak yanına sunmaya çalıştım. Eğer ki 90 FPS istiyorsanız ilk 5 telefonu kesinlikle tercih etmeniz gerekiyor. Diğer telefonlar maalesef ki GFX Soul gibi ya da farklı ayarlarla birlikte 90 FPS verecektir. M14 5G tabii ki de vermeyecektir ama GFX Tool gibi programlarla birlikte Poke F5'ten sonraki telefonlarda rahat bir şekilde verebilecektir. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Alt taraftan da abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.